Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu hafta 18-24 Eylül haftası ve bunu konuşuyor olacağız. Gökyüzünde Kiron'un Kiron Koç burcunda burada Venüs Aslan Burcunda ve e, Mars'ın da Terazi Burcunda e, seyahat sırasında bunların üç, e, aralarında karşıt ve üçgen açıları olacak. O yüzden e, bu haftanın gündemini aslında para ve aşk e, içeriyor diyebiliriz. E, tabii ki hepimiz e, bir Venüs Retros'u atlattık. İlişkiler ve para konusunda bir gelgit yaşadık hepimiz. İşte bu konuların artık çözüme kavuştuğu, netlik kavuştuğu bir zaman diliminden geçiyor olacağız. E, birazdan e, tek tek burç yorumlarına geçeceğim ama öncelikle kanalıma abone olur, bildirim zilini açar ve beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor olacak. E, aynı zamanda kampanyamız hala devam ediyor arkadaşlar. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederim. Doğum haritası analizi 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1000 TL arkadaşlar. Kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Evet, gelelim Burç yorumlarına. Merhaba Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Evet arkadaşlar 18-24 Eylül haftasını konuşuyoruz bu hafta. Bu haftanın ana gündemi tabii ki Kiron, Venüs ve Mars. Ee, bunların arasındaki üçgen ve karşıt açılar. Şimdi arkadaşlar bu e, açının bizzat anlamı e, üniversite e, yurt dışı alanlarınızla ilgili önemli bir gelişme e, söz konusu olabilir. Sınavlar, eğitim hayatı, e, konuşmalar, görüşmeler gibi e, bir gündem yaratıyor olabilir. Ben üstünde 7 evimiz olduğunu düşünürsek, e, yani eğitim e, hayatımızla beraber ilişkilerimizin de biraz sarsıldığını yine düşünebiliriz. Veya e, yurt dışına çıkmak istiyoruz ama e, eşimiz bunu e, karşı çıkıyor ya da ne bileyim e, sevgilimiz buna e, itiraz ediyor e, ve bunlardan dolayı bir gerginlik yaşanmış olabilir. E, bu konularla ilgili ciddi bir e, e, sıkıntı ve problem yaşamış olabiliriz. Şimdi bu konuların artık tamamlandığı, e, bu ilişkimizin e, gidişatının e, yönünün belirlenmesi için önemli kararlar verilen bir haftadan geçiyor olacağız öncelikle. E, i̇lişkimizle ilgili, yani daha doğrusu evliliğimizle ilgili uzun zamandır. Ee, süre gelen bir konuşma ise e, tartışma ise, burada patlak verdiyse artık bu çözüm e, tamam mı devam mı şeklinde olabilir. E, lakin hazir, bundan öncesinde hiçbir şey yoktu. Hazirandan bu yana bir tartışma yaşadık. Hatta kopma noktasına geldik. Burada alttan alıp tekrar düzenleme şansınız var arkadaşlar. Belki de e, birbirimizi anlayabilecek <laughs> kapasiteye şimdi geldik e, o zaman e, ikimiz ayrı pencerelerden bakıyordunuz şu an ikiniz aynı pencereden bakıyor olabilirsiniz bu ilişkiye ne kadar emek verdiniz nasıl davrandınız e, o seni biraz alttan alacak sen onu biraz alttan alacaksın şeklinde e, bir orta nokta bulacaksınız e, diyebiliriz yine ortaklıklarımızda e, yatırım konusunda özellikle bazı e, sıkıntılar yaşanmış olabilir. Para konusunda biraz sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ortağımızla aramızdaki o gerginliklerin bir yanlış anlaşılmadan ibaret mi yoksa gerçekten hakkımız mı yeniyordu? İşte bu tarafı e, net olarak konuşulacak. Eğer hakkınız yeniyorsa karşı taraf sizin hakkınızı vermeye razı olacak. Sizin de bu konuyu uzatmadan kabullenişte olmanız gerekiyor ya da tamamen ee, bu sizin kırmızı çizginizi affetmiyorsanız da o zaman tamamen yolları ayırmak için önemli adımlar atıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi olumlu ya da olumsuz haritalarınıza bağlı biraz ee, gökyüzü her iki tarafında e, bu retrolardan etkilendiğine haksız olan tarafın özür dilediğine haklı olan kişinin de eğer gerçekten e, o ilişkiyi yönetmek istiyorsa e, artık affetmesi gerektiğini, eğer o ilişkiden umudunu kesti ve bitirdiyse de net cümleler kurarak e, bu sürüncemeyi durdurması gerektiğini e, içeriyor arkadaşlar. Gelelim sosyal medya alanınıza, sosyal medya ve yurt dışı alanlarınızla ilgili sıkıntıların, problemlerin daha hala devam ettiği bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Özellikle sosyal medyada söylediğimiz sözlere biraz dikkat edelim, dilimizin esiri olmayalım şeklinde düşünebiliriz. Sosyal medyadan tanıştığınız bir kişiyle flört dönemi geçiriyorsunuz, o zaman... Eğrisin doğrusunu iyi bir tarttınız mı? E, şu an e, nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor, size ne söyledi? E, biraz böyle fiziksel olarak bir araya geldiğimizde acaba aynı enerjide miyiz? E, onu bir e, bakmalıyız. E, biraz altı sağlam olmama ihtimalinde göz önünde bulundurmalıyız diyebilirim arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.